Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim programlarımı kullananlar biliyor zaten. Bir haftadan beri programlarım çalışmıyor. Çünkü verilerini aldığı site bir değişikliğe gitti ve programların verileri aldığı sayfaları kaldırdı. NoGoal'dan veri çeken bütün programlar şu anda çalışmaz halde, yani sadece benim değil diğer başka programlar da varsa elinizde NoGoal'dan veri çeken NoGoal, Bola, başka yani aynı bu sitede olanlar varsa bu programlar verileri çekemediği için çalışmaz duruma geldi şu anda. Bu konu hakkında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Alternatif çözümler üretmeye çalışıyoruz. Aynı şeyimiz bozulmasın diye, yani programlarımız aynı şekilde devam etsin diye yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu önümüzdeki bir hafta içerisinde çözmüş olacağız. Fakat o olana kadar geçici bir çözüm size göstereceğim bu videoda. Öncelikle bu arada yine benim destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde devam edenlere çok teşekkür ediyorum. Ve bu sorunu 23 Kasım 2005 günü önce gördüğünüz gibi topluluk kısmında açıklamışım. Video çekecek zamanım olmadığı için burada yazmışım. O günden beri de çalışıyoruz, devam ediyoruz. NoGoal, ilk birkaç gün NoGoal'ın düzelmesini bekledik. Fakat yazışmalarımız karşısında sayfaların güvenlik ve yoğunluk nedeniyle ulaşılamaz olduğunu bildirdiler kendileri. Ona göre biz de yeni alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Şimdi öncelikle bir NoGoal 12 olmuş şu anda, mesela 9-10'du. NoGoal12.com sitesini açıyoruz. Burası al olarak geliyor. Şu şekilde bir sitemiz var. Daha sonra programımıza geliyoruz. Programımızda hiçbir şey yapmamıza gerek yok şu anda. Tamam mı? Aynı program, elinizdeki program. Şimdi yapacağım değişiklikleri kendiniz de yapabilirsiniz. Elinizdeki programlara bunları yaptığınızda yarı otomatik bir şekilde analiz yaptırabileceğiz programa. Sonuçları çekemiyoruz şu anda. Şu anda zaten bize o lazım değil. Şimdi listede sayfasını açtınız. Burada eğer herhangi bir şey görmüyorsanız şuradan herhangi bir yere tıklıyorsunuz ve tümü seçiliyor. Daha sonra şuradaki biçimden geliyorsunuz. Buradan sütunları göster diyorsunuz, geliyor. Çoğunlukla hepsi açıktır ama bakarsın kapalı gelirse bu yöntemi uyguluyorsunuz. Burası açıldıktan sonra zaten ilkle şuraya şu R8'e, gördünüz mü? R8'e şu formülü, şunu aynı bu şekilde şuraya yapıştırıyoruz. Yapıştıracağız. Tamam, ben bunu büyüteceğim, size yazacağım hatta. Bu videonun altına da yazarım. Bunu bu şekilde R8'e yazıyorsunuz veya kopyalıyorsunuz. Tamam mı? Bu sarı olan kısmına şu anda bir şey yapmıyorsunuz. Şuradaki sarı olan kısma, yani şeylerin devamını sağlamak için bu gerekiyor. Şu maç sırası yazdığımız şu sarı olan kısmı şuraya O10 oluyor. Tamam mı? O10'a da şu formülü yazıyoruz. Sağdan R9'dan 7 birim. Tamam mı? O da şurada. Şimdi bütün yapacaklarımız, evet, şu anda bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şuraya şu formülü yazıyoruz. Tamam mı? Birleştir bunu diye. O10. Buraya da sağdan formülünü yazıyoruz. Buraya geliyoruz şimdi. Burada şu anda diyelim ki bir şey yok veya sizde ne varsa delete yapın. Hiç önemli değil. Şu anda sildiniz. Bütün hepsi silindi. Tamam mı? Analiz sayfamızda ne var? Reims-Strasbourg maçı var. 1-0, 3-0 diye. Tamam mı? Şu anda buradayız. Şimdi geldik şeyimize, şuradayız. Analiz yapacağımız maçı buradan seçiyoruz. Tamam mı? Geliyoruz.
Öncelikle başlamamış maç olacağı için başlamamış maçlardan bir tane seçeyim diyeceğim. Neredeyiz biz? Başlamış maçlardayız. Şu anda live score da açılıyor. Al hot'ta. Bir anda yapıyoruz. Şu başlamamış bir maç seçiyoruz. Yani siz analiz edeceğiniz başlamamış bir maçı seçin. Şu şekilde. Şimdi burada şuradaki farkı göstereyim ben size. Şu başlamamışsa herhangi bir futbolcunun takımın ismine veya buraya veya buraya tıkladığınızda veya şu bayrağa tıkladığınızda, tamam mı? Bayrağa veya herhangi bir yere tıkladığınızda nereye yapalım? Hangi maçı yapalım? Şu Paraguay'dan şu maça bakalım. İster buraya tıklayın, maç analiz yazıyor gördüğünüz gibi. İster bu futbol takım isimlerine tıklayın, maç analiz kısmı yazıyor. Tıkladığınızda böyle bir sayfa açılıyor. Bakın, açılan sayfada analiz kısmı yazması gerekiyor. Yani diğerinde detay yazar, siz analiz kısmını açmanız gerekiyor. Şu şekilde. Bu analiz kısmı açıldığında, şuraya tıkladığınızda, şurası seçili olduğunda Ctrl C ile kopyalıyorsunuz. Tamam mı? Geliyorsunuz, şuradaki sarı kısımda işaretliyken yapıştır diyorsunuz. Şu anda maçımız geldi. Yapacağınız tek şey bu. Ondan sonra buradaki liste kısmına geliyoruz. Tamam mı? Şu liste kısmında tek maç analiz et diyoruz. Tamam, bak ettiriyorum ben. Tek maç analiz ettiriyorum. Şu anda başladı. Bu arada ben diğer şeyi anlatayım. Eğer başlamış maç üzerinde yapmak isterseniz, başlamış maç üzerinde mesela Rims maçına bakacağız şimdi. Tamam mı? Burada takım ismine veya buraya hiç fark etmez birini tıkladığınızda, tamam mı? Gittiği yer detay kısmı. Burada biz analiz kısmına tıklayacağız. Ondan sonra buranın kopyasını alacağız, tamam mı? Şimdi o maçı yapsın. Ben hemen gibi analiz sonucunda böyle bir sonuç çıkardım. Bunu da hemen açıklayayım elimiz değmişken. Şimdi Odds Boys bu maça 2'den 2 çıkardı, tamam mı? Bazen bunu soruyorsunuz, hangisini şey yapacağız diye, bu baktığımızda hangisini şey yapacağız. Bu sağda da Sipsetio 0'dan 0 çıkarttı. Şimdi bu Odds Boys daha önceki programlarda olduğu gibi oranla istatistiğin bir algoritması var, ona göre bir hesap çıkarttı. Bu da bu Odds Boys'teki arşivdeki maçların nasıl bittiğine dair en yüksek olasılıklı sonuçları çıkardı. Yani böyle bu Odds Boys'teki şu soldaki gibi aynı değerlere sahip maç şeylerine şu değerlere sahip diyeyim size. Maç sonu değerlerine sahip 108 tane maç bulmuş arşivde. Bu maçların şu oranlarda 0'dan 0 gelmiş. 41-30, yani şöyle gelmiş, tamam mı? Şimdi bu durumda ne oynayacağız? İlla oynamamız gerekiyorsa, mümkünse oynamayalım, ama oynamamız gerekiyorsa burada gollere gidelim. Yani taraf bahsine değil de gollere gidelim. 2.5 üst. %55-56, 2.5 üst diyor gördüğünüz gibi. Yine KG var ve yok da farklı şeyler gösteriyor. Ona 2.5 üst oynayabiliriz. Taraf bahsine gerek yok. Şimdi gelelim asıl amacımıza. Şimdi diyelim ki Reims maçına, tamam mı? Nerede bu Reims maçı? Şurada. Böyle başlamış maçları analiz edeceğiz diyelim. Bunlarda da ister takım isimlerine tıklayın, ister buraya tıklayın, fark etmiyor, herhangi bir yerine tıkladık, tamam mı? Burası geldi. Burada gördüğünüz gibi detay kısmı açılıyor. Analiz kısmı değil, yani direkt burayı almayacağız. Live kısmı bir üstteki oluyor. Analiz kısmına tıklıyorsunuz. Tamam mı? Yine aynı şekilde burası geldi. Ctrl C yapıyoruz. Excel'imizi açıyoruz. En sondaki listata kısmında sarı kısmına tıkladıktan sonra yapıştır diyoruz. Maçımız buraya geldi. Şimdi ne yapıyoruz yine? Listeden tek maç analiz ediyoruz.
Evet, bu SIP-STV için geçici bir çözümdü. Bunu size gönderdiğim programlarda uyguladığınız zaman istediğiniz maçı yarı otomatik bir şekilde yapacaksınız. Bu geçiş sürecinde yardımcı olacağını düşünüyorum. Diğer programlar için Planhilla, Son Skor ve diğer programlar için yöntemleri de yarın yetiştirebilirsem yarın açıklayacağım size. Yarın yine bir videoda görüşeceğiz. Onları da o şekilde yapacağız. Yenisini otomatiğini tekrar düzeltip bitene kadar böyle idare etmemiz gerekiyor. Geçici durum için herkesten tekrar özür diliyorum bu konu hakkında. Fakat benim elimde olan bir şey yok. Site değişiyor. Verileri o siteden aldığınız için alamadığında da böyle sorunlar çıkıyor. Fakat bu yapacağımız şey biraz daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Onu da şimdiyken söyleyeyim. Şimdi Reims maçındaydık. Analiz yaptık. Evet. Gördüğünüz gibi Reims maçında Ospoys 1-0, 3-0 dedi. Tamam mı? Sipsisio da 0-0'dan 2-1 dedi. Şimdi bu ilk başladığımız 2-0'dı zaten az önce gördüğünüz gibi. İlk yarı 1'di. Şu anda 2-1 oldu maç. Dakika 90. 89. Sonuç böyle. Daha önce de zaten akşam üzeri ben Telegram kanalında maçları hepsini şey yapmıştım. Hepsini değil de 3-5 tane yapmıştım. Maçlar şöyle. Hatayspor Antalyaspor 0'dan 0 dendi. Tamam mı? Hemen şuradan bak rezultata bakalım. Almışken bunları da hep gösterelim yani. Program boş değil yani o yüzden üzerinde duruyoruz. Evet, Hatayspor maçı 1-1-3-3 bitmiş gördüğünüz şekilde. Tamam mı? 1-1-3-3 bitmiş. Telegram'da 0-0-1-1 demişiz. 0'dan 0 bitmiş. Ondan sonra Karagümrük İstanbul maçının 1-0-2-0 demişiz. Evet, 1-0-3-0 diye bitmiş. Gördüğünüz gibi 1'den 1 aynı şekilde bitmiş. Monza Juventus maçına 0'dan 2 demişiz. 0-0-1-2 diye demişiz. Hemen şurada ona bakalım. Evet. 0-1-1-2. Biz ne demiştik Juventus maçına? 0'dan 2 demiş. 1-2 diye skoru da tutturmuş şu anda. Ondan sonra ne yapmışız? Las Palmas Getafe maçına bakalım hemen. 0-0-2-1 demişiz. Evet, 1-0-2-0 diye şu anda 89. dakika devam ediyor. Maç sonu yine tutmuş. Gördüğünüz şekilde. Evet, son olarak da Reims Strasbourg maçına 1-0-3-0 demişiz. O da 2-1 olarak şu anda devam ediyor. Maç sonlarının hepsi tutmuş gözüküyor. Son dakikada bu Reims gol yemezse hepsi tutmuş gözüküyor. Gördüğünüz gibi programımızın şeyi bu. Şu anda başka şeylere bakmıyoruz. Geçici olduğu için bu daha önce bahsettiğim şeyler şu anda şey değil. Yine buraya atacak bulduğunda ama tek tek olduğu için çok uğraşmanız gerekebilir. Şimdiki geçici çözümümüz bu. Dediğim şekilde yaptığınızda hiçbir problem yaşamazsınız. Ne yapıyoruz? Şuraya şu sağdan formülünü yazıyoruz. Şu üstüne de şu formülü yazıyoruz. Yani üstüne de aslında o detay dediğim kısmındakini gelip buraya kopyalasanız da olur. Bu ikisini. Yani bunu kopyaladığınız gibi öbür sayfayı da buraya kopyaladığınızda da olabilir. Fakat iki iş yapmayın diye sadece bunu kopyala yapıştır yapıyoruz. Bunu formülden aldırıyoruz. Bunu da formülden aldırıyoruz. Ve liste kısmına gelip okeyletiyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.